Önce Yusuf Ziya Cömert'e sorayım. Sonra Ahmet Kekeç'in bu konuda, Hasan Öztürk'ün bu konuda söyleyecekleri var. Şüphesiz böylesi bir durumda genel bir soru soracağım. Fazla da üzerinde durmayacağım bu meselenin ama perde arkasına dair bir şey beklenti var. Yani Yusuf Ziya Cömert perde arkasına ilişkin ne söyleyecek? Perde arkası yok. Perdenin önü var. Hı hı. Perdenin önünde beni, Mustafa Karahalioğlu'nu ve Mehmet Ocaktan'ı gazetenin sahibi konumundaki insanlar işten çıkarttılar. Hepsi bu kadar yani olan şey. Bu tabii yaralayıcı bir durum ama bu insanların fiilleri sebebiyle değil bu yaralayıcı durum. Bu hadise başımıza geldikten sonra benim lisanıma İsmet Özel'in bir mısrağı pelesenk oldu. Öyle hesap katındayım ki katlim savcılardan sorulmaz. Bizim bu konuyu, yani biz böyle bir şeye maruz kaldık diye şikayet edebileceğimiz bir merci yok. Herhangi bir Allah kulu yok. Biz böyle bir durumdayız. Arkadaşlarımın hepsi tertemizdir. Bugüne kadar mesleklerini icra ettiler. Ve yanlış bir işin içinde olmadılar. Yani sağdan soldan duyuyorum. Ben doğrudan doğruya Twitter'la iştigal etmiyorum. Birkaç gündür de gazete, televizyon falan böyle şeylerle de irtibatım tamamen kesik, şey yapmıyorum. Bir bakıma mesleki açıdan dinleniyorum. Yani ne olmuş, ne bitmiş, kim ne konuşmuş, ne kim ne yazmış, bunlara bakmıyorum. Ama anlatıyorlar. Bir takım hırsızlık lafları dolaşıyor. Bu tür laflara, bu tür lafları üretenlere ve her türlü adiliğe, alçaklığa karşı benim dilimde bir küfür virt olarak dolaşıyor. Yalancının diye başlayan bir küfür. Bunu sürekli her fırsatta, her bir yalanla karşılaştığımda söylüyorum. Kim olursa olsun. Yani işin bir tarafı böyle. Öbür tarafına gelince, bu olay tabii ki bizim insanlarımızı, bizim dostlarımızı, bizim arkadaşlarımızı sevindirmedi. İhanet içinde olanları, bu toprağa ihanet içinde olanları, bu millete ihanet halinde olanları sevindirdi. Ve bu olayın müsebbibi biz değiliz. Dolayısıyla bu olayla ilgili bir şey yapılacaksa müsebbibi kimse ona düşer yapmak. Ayrıca daha önce bir mevzu bahis olmuştu da bir hikaye anlatmıştım. Bizim arkadaşlarımızdan birine soruyorlar böyle İmam Hatip'te falan okuduğunu öğrenince. Adam soruyor. Sürmene de oluyor bu iş köprü başında. Evet. Biz ne zamandan beri Müslümanık? Arkadaşım diyor ki biz diyor Kalü Bela'dan beri Müslümanık. Kalü Bela'dan evvel neydik? Ya Kalü Bela'dan evvel ruhlar yaratılmamıştı daha. Kalü Bela'da Allah sordu ruhlara. Elestu bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar da dedi Kalü Bela. O lafı söylediğimiz zamandan beri yok. Ondan evvel neydik? Şimdi biz bir davanın içindeyiz.
onun içine doğduk, onun içinde büyüdük, onun içinde yetiştik, onun içinde yaşımız da kemale erdi. İhtiyarlığın eşiğine geldik ya da ihtiyarladık. Bu işin içine birisinin hatırı için girmedik. Uğraştığımız işlerle verdiğimiz mücadeleyi birisi bize aferin desin diye yapmadık. Bu çizgimiz bakidir. Doğru olan neyse, doğru olduğuna inandığımız şey neyse, bununla ilgili duruşumuz Allah ömür verdikçe, Allah sıhhat verdikçe devam edecektir. Dolayısıyla paraleldi, yamuktu, dikdörtgendi. Kareydi, üçgendi. Bunlar, evet yani bir süre için mutlu olabilirler. Çünkü biz böyle bir şeye maruz kaldık. Biz derken şahsımızı kastetmiyorum. Bizim dünyamız, bizim kendi camiamız böyle üzücü bir durumla karşı karşıya kaldı. Olabilir. Ama biz zaten elimizde bir teminat yoktu böyle bir durumla karşılaşmayacağız diye. Biz her halükarda başımıza ne gelirse gelsin, neyle karşılaşırsak karşılaşalım, bizim çizgimiz budur, duruşumuz budur. Bu duruşumuzda da bir değişiklik olmayacaktır.